Başkan, ben çayı sırf dem içiyorum. Sana nasıl getireyim? Bana da hepsine dem koy. Senin çayın güzel oluyor. Yine böyle kuru bademle falan mı harmanlıyorsun? Öyle. Her şeyden vazgeçebiliyorum. Ama işte bu çaydan bir türlü vazgeçemiyorum. Eyvallah. Afiyet olsun. Dediğini yaptım başkan. Barış meselesiyle ilgilendim. Gerçi senin de malumundur. Haberim var. Kapandı o mevzu, halloldu, sağ olasın. Eyvallah. Kapanmayacak bir mevzu da değildi, küçük bir mevzuydu. Sadık. Sen bu işleri konuşmak için benimle buluşmazsın. Turbun büyüğü belli ki heybende. Çıkar, anlat. Şimdi başkan, Barış'ı takip edince işler biraz karıştı. Bu sarı bebenin adı Çetin. Turbun büyüğü o. Bu arabayı kullanan Barış, değil mi? Arabayı kullanan Barış kardeşimiz, doğrudur. Ustalı olan Çetin. O çocuğu gözüm hiç tutmadı. Zaten bizim gözümüzün tutacağı bir insan değil. Başkan, bu Çetin denen bebe Yıldırım'ın yeni adamı. Yurt içindeki bütün meseleleri bunun aracılığıyla halledecek. Besbelli. Bütün pis işlerini bu Çetin denen bebeğe yaptıracak. İşin kötüsü Barış da bu bebeğe yanaşıyor. İşler şimdi iyice karıştı. Yani ben Barış kardeşimizle konuştum. Rahmetli babanın arkadaşıyız dedim. Bu gittiğin yol yol değil. Gözümüz üzerinde dedim ama pek dinletemedim. Bir tedbir almak lazım. Eyvallah Sadık, eyvallah. Eyvallah. Anlat Barış. Ne desen akşam bu saati buraya getiren? Abi, bu son olay. Hangi olay? Bizde olay çok. Bu inşaatçı. İnşaatçı? O inşaatçı değil de örgüte çalışıyordu. Ya evet, öyleydi biliyorum ama... Ama ile başlayan cümleleri hiç sevmem Barış. Doğru başlarlar, yanlış biterler. Aması maması yok. Adam örgüte yardım ediyordu, biz de kestik faturasını. Ne yapsaydık başka? Anlıyorum abi. Anlıyorum ama... bu iş bana biraz ağır geldi. Bak senin kafan karışmış. Amasız cümle kurmaz olmuşsun oğlum. Şehit olursun dedik, seni yanımıza aldık, elin ekmek tutsun dedik. Senin kafan bayağı karışmış ama. Sen şimdi git. Biraz kafanı toparla, sonra tekrar konuşuruz, tamam mı Aslan? Ama tek başına toparla. Kimseyle konuşma. Anladın değil mi? Yok abi, kimle konuşacağım? 3 gündür bunlara yem vermiyorum, bir tanesi eksilmiş. Büyük olanlar küçük olanı yiyor tabii. Sen de git iyice düşün. Büyük balık mı olacaksın, küçük balık mı olacaksın? Ama iyi düşün. Burada tatlı su balıklarına yer yok. Eyvallah abi. Hakkınızı helal edin. Eyvallah Barış.
Buyurun başkanım, beni istemişsiniz. Gel otur Hakkı. Bugün Sadık'la görüştüm. Tövbekar. Evet, yani ben eski tanıdığım için daha alışamadım tövbekara. Kumar borcu meselesi mi? Yine mi oynamış? Yok, yok, o mevzu kapandı, sıkıntı yok. Sağlık problemi mi? Yok, yok, sağlık da değil. Başkanım, insan evinden ayrı olunca bin bir türlü şey geliyor aklına. Kaç yaşına gelirlerse gelsinler, endişe ediyor insan. Doğru söylüyorsun, haklısın. Ben de evlat sahibi oldum, biliyorum. Kızım vardı ama Allah erken aldı. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Amin, amin Hak. Şimdi şöyle bir durum var. Senin oğlan bazı yanlış adamların yanında iş tutmaya başlamış. Sadık uyarmış ama laf dinletememiş. Nasıl yanlış adamlar? Bayağı yanlış adamlar. Ama sıkıntı yok. Biz işin üzerindeyiz. Ben sadece sen bil diye söylüyorum. Buna hakkım var çünkü. Bu çocuk başına büyük dert açacak. Hem kendi başına hem evdekilere. Sakin ol Hakkı. Dediğim gibi hep radarımızda. Tamam.